Evet bu videomuzda sıfatları ve sıfat tamlamalarını konuşacağız. Sıfat dediğimiz şey bir ismi, sayı, renk, biçim, hareket, durum bakımından nitelen ya da belirten sözcükler olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle diyoruz sıfatlar ikiye ayrılır. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları. Bir, İsme sorulan nasıl sorusuna cevap veriyorsan niteleme sıfatıdır. Şurası isim olsun. Burası sıfat olan kısım oldu. Nasıl sorusuna cevap veriyorsa niteleme sıfatıdır. Ancak kaç sorusuna cevap vererek sayı belirtiyorsa belirtme sıfatı. Hangi sorusuna cevap vererek işaret ya da belgesizlik belirtiyorsa belirtme sıfatı ya da soru yoluyla belirtiyorsa yine belirtme sıfatı olarak karşımıza çıkıyor. Peki niteleme sıfatlarını konuştuk. Şimdi bir tane örnek üzerinden de pekiştirelim. Mesela çalışkan öğrenci ifadesini okuduğumuzda isim olan kısma soruyorum. Nasıl öğrenci diye oradan da bana cevap geliyor. Çalışkan o zaman diyorum ki nasıl sorusuna cevap verdiyse çalışkan sözcüğü sıfat oldu nasıl sorusu nitelik belirttiği için niteleme sıfatı olarak karşıma çıktı diyorum. Peki belirtme sıfatlarına geldiğinde dört farklı belirtme sıfatımız var. İşaret yoluyla belirtiriz, belgesizlik yoluyla, soru yoluyla ya da sayı yoluyla isimleri belirtiriz diyoruz. Peki işaret yani gösterme sıfatları neler? Bu, şu, o, öteki, beriki gibi sözcükler işaret sıfatı olarak kullanılıyor. Tabi burada önemli olan şey şu. Bu işaret belirten sözcüklerin bir ismi belirtmesi gerekiyor ve isme sorulan hangi sorusuna cevap vermesi gerekiyor buna dikkat etmemiz lazım. Peki sayı sıfatlarına geldik. Varlıkları sayı yolunda belirten sözcükler sayı sıfatları da kendi içinde ayrılıyor. Şöyle yapalım. Evet büyük bir K çizdik. Kaç diye sorup cevap aldıysanız asıl sayı sıfatı oluyor. Mesela 3 arkadaş kaç arkadaş? 3 arkadaş. O zaman bu ifade bir sayı sıfatı. Özelde de sayı sıfatının kendi içindeki ayrımını sorarsa da asıl sayı sıfatı diyeceğiz. Peki kaçıncı diye cevap soru sordunuz. Kaçıncı diye sordunuz cevap aldınız. O zaman sıra sayı sıfatına ulaşacaksınız. Kaçar diye sordunuz ve cevap aldınız. O zaman üleştirme sayı sıfatına ulaşacaksınız. Kaçta kaç diye sordunuz ve cevap aldınız. O zaman da kesir sayı sıfatına ulaşacaksınız diyoruz. Bir de böyle bonus olarak topluluk sayı sıfatımız var. İkiz, üçüz gibi kavramları kullanmak için yaptığımız bir sayı sıfatı diyoruz. Peki belgisiz sıfatlara geçtik. Belgisizlik belirten sözcüklerin ismi belirtmesi demektir. Neler belgisizlik olur? Her sözcüğü, hiçbir sözcüğü, biraz, birçok, birkaç, bir takım, nice, bazı, fazla, çoğu, kimi, bütün, tüm, az, çok, başka, herhangi bir bakın üç noktamız da var. Yani bunlar daha fazla olabilir bir sözcüğe dikkat etmek lazım. Bir sözcüğü de belgesiz sıfattır. Ancak kaç sorusuna cevap verirse sayı sıfatı olur. Herhangi bir anlamını verirse işte o zaman belgisiz sıfat olur diyeceğiz. Bu bizim için önemli. Bir tane örnek yapalım. Bazı günler demiş. Hangi günler sorusunu soruyorum? Bazı cevabını alıyorum. Bu bazı bir belirsizlik ifade ediyor. Kesinlik yok. O yüzden diyorum ki bazı sözcüğü günler ismini belgisizlik yoluyla belirtmiştir. O yüzden belgisiz sıfattır diyorum. Peki soru sıfatlarına geldik. Varlıkların yerini, sayısını, durumunu soru yoluyla belirten sözcüklerdir. Şimdi soru sıfatı için soru sözcüğü olması gerekiyor. Mesela kaç, nasıl, hangi, kaçıncı, ne, ne kadar soru sözcükleri. Kendinden sonra gelen ismi soru yoluyla belirtiyorsa o zaman soru sıfatı olurlar diyoruz. Peki sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması vardır. Tekrar edelim. Sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması vardır diyoruz. Şimdi güzel kız diyoruz ya. Hiç üstüm alamıyorum. <laughs> Peki burası isimdi. Bu arkadaşımız sıfattı. Şimdi bu ne sıfatıydı niteleme? Neden? Çünkü nasıl sorusuyla bulunmuştu? ve ismi niteleme sıfatı olmuştu. İşte burası bakın isim olan kısım tamlanan oldu. Burası da tamlayan oldu. Zaten ne demek oluyor? Sıfat tamlamalarında tamlanan olan yer isim, tamlayan olan yer sıfattır. Bunu öğrenmiş oluyoruz ve sıfat olan her yerde de ne vardır diyoruz? Sıfat tamlaması vardır diyoruz. Bilgi tamam mıdır? Peki. Şimdi özelliklerine geçelim. Daima isimden önce gelir. Sıfat daima isimden önce gelir. O zaman bu bilgi çok önemli benim için. Hemen bakın ünlem işaretimi koydum. Yani sıfat tamlamalarında. Tamlayan daima sıfat yani öndeki. Sonraki daima daima isimmiş. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım diyor. Nasıl saç? Sarı saç bakın sordum isim cevap aldım. Nasıl sorusuna cevap aldım. O yüzden niteleme sıfatı. O zaman bunların arasında bir sıfat tamlaması oluştu. Tamlayan sıfat tamlanan isim diyorum. Peki geçtim. Sıfat tamlamalarında tamlanandaki isim, bakın şunu kastediyoruz. Tamlanandaki isim hem belirtme hem de niteleme sıfatı alabilir. Bakalım. Güzel bir güne uyandım. Nasıl gün? Güzel gün. Nasıl sorusuyla bulduğum için güzel sözcüğü günün niteleme sıfatı oldu mu? Oldu. Hangi gün herhangi bir gün anlamını verdiği için bu da belirtme sıfatı oldu mu? Çünkü belgesi sıfatlı, belgesi sıfatlı bir belirtme sıfatıydı. O zaman belirtme sıfatı olmuş oldu. Peki şunu diyebilir miyim? Bir isim hem niteleme hem de belirtme sıfatı aldı. Peki geçiyorum. Sıfat tamlamalarında tamlanandaki isim bakın şunu kastediyoruz. Tamlanandaki isim birden çok sıfat tarafından nitelenebilir ya da belirtilebilir. Ne demek? Yani nasıl eşya kaliteli değerli ve pahalı. Bakın pahalı eşya, değerli eşya, kaliteli eşya. Hepsi eşyanın sıfatı ve bunlara baktığınız zaman hepsi nitelik belirtiyor. O zaman birden fazla niteleme sıfatı eşyalar ismini nitelemiştir diyorum. Peki sıfat tamlamalarında sıfat birden çok ismi niteleyebilir ya da belirtebilir. Yani tam tersi de olabilir. Şöyle ki nasıl yiyecek zararlı, nasıl içecek zararlı. Bakın iki ayrı isim var. Ve bir tane ortak sıfatımız var. O zaman ne olmuş oldu? Bir sıfat birden fazla ismini teledi ya da belirtti diyoruz. Belirtmesi ne demek? Belirtme sıfatlarına birinin kullanılması demek. Hemen onu da alttaki örnekle konuşalım. Bu evler, ağaçlar, yollar çocukluğundan kalmaydı diyor. Şimdi bakıyorum. Hangi evler bu evler? Hangi ağaçlar bu ağaçlar? Hangi yollar bu yollar? Bakın işaret sıfatı oldu yani bir belirtme sıfatı oldu o zaman. Bu belirtme sıfatı evleri ağaçları ve yolları belirtme göreviyle kullanıldığı diyorum. Peki. Sıfat tamlamalarında tamlayanla tamlanan isim tamlamasından oluşabilir. Şimdi bakıyorum. Sıcak yaz akşamlarında bahçede otururduk hep. Şimdi bakıyorum. Diyorum ki ne akşamları? Yaz akşamları cevabını alıyorum. O zaman burada bir tane belirtisiz bir isim tamlaması var, doğru mu? Peki. Peki bu yaz akşamları nasıl yaz akşamları sıcak? O zaman bakın burası da sıfatı olmuş oldu. Doğru mu? Şimdi o zaman baktığım zaman burası kendi içerisinde bir sıfat tamlaması oluşturdu mu? Oluşturdu. Sıfat tamlamasının isim olan kısmı bir isim tamlamasından oluşuyor. Peki, zamirler sıfat tamlamalarının tamlananında bulunabilir ve sıfat tarafından nitelenebilir ya da belirtilebilir. Çok basit bir mantık. Şuradan hatırlıyoruz hemen. Şimdi sıfat tamlamalarında ikinci unsur isim, ilk unsur sıfatlı. Doğru mu? Şimdi peki, zamirler de isimlerin yerini tutan sözcüklerse, değil mi? O zaman demek ki bunlar da sıfatla nitelenebilir ya da belirtilebilir diyoruz. Mesela, dün genç ve yakışıklı biri seni sordu demiş. Biri sözcüğü olduğu belli olmayan belirsiz birisinin yerine tutan belgisiz bir zamir. Şimdi bu zamir nasıl niteliklere sahip? Yakışıklı ve genç. O zaman bakın bir belgisiz zamir birden fazla sıfatla nitelenmiş. Peki devam ediyoruz. Sıfat tamlamalarında tamlayan türlü söz gruplarından oluşabilir. Hemen şöyle çiziyorum kafamı karıştırmıyorum. Sıfat tamlamalarında tamlanan olan isim, tamlayan olan kısımsa sıfattı. Yani bana şunu demek istiyormuş. Sıfat söz gruplarından oluşabilir. Yani illa tek kelime olmak zorunda değil diyor. Mesela ee, mesela <laughs> ılık sabah olsun. Nasıl sabah? Ilık sabah. Bakın burası isim burası sıfat ya şimdi o zaman buradaki ılık sözcü tek bir kelime e, tek bir kelime olabileceği gibi buradaki sıfat söz grubundan da oluşabilirmiş. Bunu konuşuyoruz. Şimdi başlıyorum mesela edat grubu olabilir cennet gibi vatan. Nasıl vatan? cennet gibi. Bakın şu gibi edatı cennet ismiyle birleşerek sıfat öbeği oluşturmuşlar o zaman sıfat görevinde de kullanılmışlar. Ben burada derim ki bu cümlede sıfat edat öbeğinden oluşmuştur. Geçiyorum. Caddesi geniş şehirlerde trafik sorunu yok demiş. Şimdi bakıyorum. Nasıl şehirler? Caddesi geniş şehirler. Şimdi caddesi geniş şehirler ifadesine baktığımda şurası isim oldu, burası sıfat oldu. Şimdi sıfat olan kısmı şöyle yan tarafa alıp incelemek istediğimde şunu görüyorum. Caddesi geniş ifadesi birden fazla kelimeden oluşuyor. O zaman bu bir söz grubudur diyorum. Peki nasıl bir söz grubu, nasıl sıfat olmuş bu? Onu incelemek istediğimde şunu fark ediyorum. Aslında bu iki sözcüğün arasında bir nitelik ilişkisi var. Nasıl nitelik ilişkisi var? Aslında geniş caddeymiş bu. Geniş cadde olarak değerlendirilmiş. Sonra... Bu isimle bu sıfat yer değiştirmiş. Bakın yer değiştirmiş yukarıda. Sonra isim unsuruna iyilik eki getirilerek burası bir kurallı birleşik sıfat haline ulaşmış diyorum. Devam ediyorum. Buralar birazcık karışık. Dikkat edinlemeniz gerekiyor. Pembe panjurlu evler vardı bu şehirde. Şimdi bakıyorum nasıl ev? Pembe panjurlu ev. Baktım. Burası isim, burası sıfat olan kısım. Peki sıfat olan kısım baktığında iki sözcükten oluşuyor. Hangi iki sözcük? Pembe, panjurlu diye iki sözcükten oluşuyor. Sonra bu sözcüklerin grubunun ne olduğuna karar vermek için incelemeye aldığımda diyorum ki Aa, aslında pembe panjur zaten bir sıfat tamlaması. Demek ki sıfat tamlaması sonuna lu ekini almış. Bunu alarak böyle büyük bir sıfat olmuş ve Ev ismini nitelemişler diyorum. O zaman bu da yine başka bir kurallı birleşik sıfattır diyorum. Devam ediyorum. 21 bilyesi varmış. Kaç bilye? 21 bilye. Baktığım sayı birden fazla sözcükten oluşuyor. O zaman söz grubu sayılardan oluşan bir grup olarak karşıma çıktı. Demek gidiyorum sıfat sayı grubu da olabilir. Devam ediyorum. Kendilerini yeterince tanımayan insanlar başarıyı yakalayamazlar demiş. Nasıl insanlar diye sordum kendilerini yeterince tanımayan insanlar cevabını aldım. Burası sıfat olan kısım. Peki sıfat olan kısma baktığımda şurada sıfat fiil ekini gördüm. Dedim ki ha sıfat fiil eki kendinden önceki sözcükleri de kendine bünyesine katarak büyük bir sıfat fiil grubu oluşturmuş. Ve bu grup gelmiş insanların sıfatı olmuş. Demek ki sıfat fiiller de grup oluşturarak sıfat görevinde kullanılabilir. Geçtiğim başka özelliğe. Adlaşmayı sıfat konusuna gelelim. Şimdi adlaşma sıfat konusunu örneklerden önce şöyle örneği yani örneğini biz verelim sonra ne olduğunu konuşalım. Kirli kirli çamaşırları yıka diye bir ifade yazdım. Kirli çamaşırları yıka. Şimdi bunu inceleyecek olursak kirli çamaşırlar ifadesi kendi içerisinde bir sıfat tamlaması. Neden? Bir saniye. Heh, kaydık şöyle. Çamaşır isim, isme sorulan nasıl sorusuna cevap veren kirli sözcüğü de ismin neyini oluşturmuş olduğu sıfatının nasıl sorusu olduğu için de niteleme sıfatını oluşturdu. Peki burada bir sıfat tamlaması söz konusu doğru mu? Peki siz yani dilin kullanımında pratiklik esas. Kirli çamaşırları yıka yerine kirlileri yıka deriz doğru mu? Böyle kullanırız yani kirlileri yıka. Şimdi tamam kirli ismini kullandık ne var ki bunda? Doğru. Ama yapı olarak inceleyelim. Şimdi kirli sözcüğü, ha şurada biraz ha yalnız çok yuvarım. <laughs> kirli, kirli. Ha şurada bir eksiklik olmuş. Evet düzelttik. Peki kalem değiştiriyorum tekrar. Şimdi kirliler ifadesine baktığımda kirli çamaşırları demek istiyor. Doğru mu? Aslında şunu kısalttım. Öyle düşünebiliriz. Peki o zaman şimdi burası hala nitelik bildiriyordu. Kirli, nitelik bildiren kısım. Buradakileri de çamaşır ismi kendisini şu kirli ismin içerisine hapsetmiş. Şuradaki eki de alarak bu eki ile birlikte şimdi bu sözcüğe baktığımda hem ek dolayısıyla ismi barındırdı hem de hala nitelik sıfatını barındırıyor. O zaman bakın ne oldu şimdi? Bunu artık sıfat diyemeyiz. Tam olarak isim de diyemeyiz. O zaman diyoruz ki bu sıfatlığını taşıyor, niteliğini taşıyor ama isimleşmiş. Yani adlaşmış sıfat diyoruz. Evet, hadi gelin adlaşmış sıfata bir örnek daha verelim. Mesela iyiler iyiler hep kazanır. Bu sefer de tam tersi yapalım. Bu sefer adlaşmış sıfat halindeki bir sözcüğü bulmaya çalışalım. Mesela burada adlaşmış sıfat var mı dediğimde şimdi ilk olarak belki zorlanıyor olabiliriz baktığımızda ama iyiler hep kazanır ifadesinde iyi insanlar hep kazanır demek istiyor, doğru mu? İyi insanlar. O zaman bakın şuradaki leri siz insanlar olarak açtınız ya da hani insan değil de iyi kişiler de diyebilirsiniz hani hiç fark etmez biz direkt insan dedik. Şimdi o zaman ne olmuş oldu bakın? Açtığımda burası niteleme sıfatı, burası da isimdi. Ha demek ki bu bir sıfat tamlamasıymış. Niteleme sıfatıyla oluşan bir sıfat tamlamasıymış. Ama ne olmuş? Niteleme sıfatı şuradaki isim unsurunu elemiş, kendi bünyesini almış, onun ekini kendisine katmış ve iyiler adıyla adlaşmış sıfat olmuş. Anlaştık mı? Tamam şimdi adlaşmış sıfat bir sıfat tarafından nitelenerek ya da belirtilerek sıfat tamlaması oluşturabilir. Geldik fasulyenin faydaları kısmına. Şimdi diyor ki Başlıyorum. Görgülü gençlere daha çok severim. Nasıl gençler? Görgülü. Bakın şimdi şurası isim unsurunu oluşturdu. Burası sıfat unsurunu oluşturdu. Peki gençleri sözcüğünü incelediğimizde. baktım buraya. Şimdi gençleri sözcüğü kendi içinde. Genç mesela insanları demek değil midir? Ha, gördünüz mü? Buyurun. İşte fasulyenin faydası burada var. Şimdi insan ismini ne yapmış? Bakın şunu e, ekini de böyle kendisini alarak onu ismi de sıfat kendi bünyesine hapsetmiş. Yani biz ona ne diyorduk? Adlaşmış sıfat diyorduk. Peki adlaşmış sıfat yani adlaşmış daha çok isim görevi görmüş oluyor artık değil mi? Çünkü sıfatlığı anlamda var. Yapı olarak, kullanım olarak artık isimleşmiş. Yani isim. O zaman e, bunlar isimse bunlar da sıfat alabilir. Anlaştık mı? Anlaştık bence. Devam ediyoruz birçok, birkaç, çok, bazı, hiçbir gibi belgisiz sıfatlar. Çok önemli bir noktaya geliyoruz bu arada. Hemen ünlem koyduk. İsim çekimeklerini aldığında sıfatlıktan çıkarak zamirleşirler diyoruz. Tekrar edelim. Belgisiz sıfatlar isim çekimeklerini aldıklarında sıfatlıktan çıkıyor ve zamirleşiyor. Bu bilgiyi çok önemli. Çoğu zaman bir nefes duymak istersin kulağında demiş. Şimdi inceliyorum. Hangi zaman? Çoğu zaman. Bu zamanın bir belirsizliği doğru mu? Zamanı belirsizlik yoluyla belirttiğinden dolayı belgesiz sıfat oldu. Peki cümleyi şöyle ifade etsek. Bunların çoğunu daha önce görmemiştim. Buyurun efendim. Ne yaptı? Ek aldı. Ek aldığı için de artık buna biz ne diyeceğiz? Belgesiz zamir diyeceğiz. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Peki ben bu soruyu çözmeden önce size şurada bir şey hatırlatmak isteyeceğim. Hemen kalemleri, boyalarımızı sırınıyoruz. Siyah kalemle başlıyorum. Şimdi bakın. Niteleme sıfatı çekim eki aldığında adı ne olur? Adlaşmış sıfat olur. Adlaşmış sıfat. Belgisiz zamir, belgisiz, pardon, belgisiz sıfat. Ya da işaret sıfatı çekim eki aldığında ne olur? Çekim eki aldığında ne olur? Buyurun belgesiz sıfat, belgesiz zamir olur. İşaret sıfatı da işaret zamiri olur. Hadi gelin örneğini yapalım. Önce zamirlerle başlayalım. Mesela bu e, elmayı... Kim yedi dedim. Bu elmayı kim yedi diye sordum. Şimdi bu sözcüğün türü için ne diyeceksiniz? Şöyle kalemi kırmızı yaptım. Hangi elma sorusuna cevap verip ismi belirttiği için işaret neye oldu? Sıfatı. Niye? Çünkü ismi belirt. İsme sorulan hangi sorusuna cevap verdi? Peki şöyle deseydim, bunu kim yedi deseydim? Kim yedi? Bakın ek aldık. E kaldık artık. Kaçarımız yok. Peki şimdi artık bunu dediği şey şunun tamamını yerini tuttu mu? Evet. E kaldı. O zaman artık bu ismi belirterek değil de ismin yerini işaret yoluyla tuttuğu için işaret zamiri oldu diyoruz. Aynı mantık belgesi sıfatı da var. Demin konuştuk. Peki niteleme sıfatını da tekrar hatırlayalım. Mesela mesela <laughs> Güzeller içinden bir seni seçtim diyoruz ya. Güzel kızlar e, ön tarafa oturdu. Biraz böyle cinsiyete e, dayalı bir espri oldu ama bir anda aklıma o geldi. Peki güzeller öne oturdu dedim. Bakın ne oldu şimdi konuşalım. Güzel burada niteleme sıfatıydı. Neden? Çünkü kızları niteliyordu. Burası da isimdi. Ama güzeller dediğimde artık ne oldu? Bunu da bunun içine attınız, kattınız, karıştırdınız. Artık adlaşmış sıfat oldu. Tekrar edelim. Niteleme sıfatı çekimek aldığına yani ismin yerine geçtiğinde adlaşmış sıfat olur. Ancak belgisiz sıfat ya da işaret sıfatı ismin yerini tuttuğunda yani çekim eki aldığında belgisiz zamir yani işaret zamiri olur diyoruz. Bu bilgi önemliydi. Peki şimdi bir tane kolay bir soruyla başlayalım. Cümlelerin hangisinde sıfat tamlamasına yer verilmemiştir? Yani aslında tamlama unsuruna çok takılmayın. Yani hangisinde sıfat yoktur diyor. Çünkü ne konuşmuştuk biz? Ne konuşmuştuk? Hemen not alıyoruz. Sıfat varsa sıfat tamlaması da vardır. Bunu unutmuyorduk değil mi? Niye sosyal ti koyduk? Günler koyacağız? Peki bunu altıcı sıcaklardan hemen buldum. Nasıl sıcaklar bunu altıcı sıcaklar? Bakın mesela nasıl yağmur şiddetli? Hangi yağmur bir? Bir sürü sıfat bulduk. E varsa sıfat, sıfat tamamlaması da vardır diyoruz. Geçiyoruz. Aniden bastıran yağmur hemen bulduk. Nasıl yağmur? Aniden bastıran yağmur. Bakın burası isim olan unsur, burası sıfat olan unsur. O zaman burada da yine bir sıfat tamlaması var diyorum. Bey deliyorum. Kimi yerlerde ah. Hangi yerlerde? Kimi? Belgesizlik yoluyla bir ismi belirtiyorum. O zaman burada da belgesiz sıfat varsa sıfat tamlaması da vardır diyorum. Devam ediyorum. Belediye ekipleri gece boyunca suların tahliye edilmesi için çalıştı demiş. Burada bir şey bulamadık. Beşe geçtik. Gece yarısı zar zor geçtiğimiz yol. Nasıl yol? Gece yarısı zar zor geçtiğimiz yol. Bakın şurası isim oldu. Burası sıfatı oluşturdu. O zaman sıfat varsa sıfat tamlaması da vardır diyorum. Ancak D'de sıfat tamlaması yoktu. O yüzden cevabımız da O olmuştu diyoruz. Peki bunu da çözdük zaten. Bu tamlama tarzı soruları da çözdük. Mesela şöyle bir soru çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok ismin nitelediği bir sıfat tamlaması vardır demiş. Birden çok ismin nitelendiği bir sıfat tamlaması vardır. Şimdi burayı bir ne yapalım, şekilselleştirmemiz lazım. Şimdi çiziyorum. Birden çok isim nitelenecek. O zaman diyorum ki Sıfat bir tane olacak. Birden çok isim nitelenecek. Böyle olacak o zaman. Tamam? Hadi yapıyoruz. Yeşil çimenler, ağaçlar, kartpostalları andırıyordu adeta bakın. Nasıl çimen yeşil, nasıl ağaç yeşil. Şimdi bakın. Bir isim unsuru, bu da ikinci isim unsuru doğru mu? İkisine de sordu bir tane cevap aldım. Yani ne oldu? Birden çok, birden çok ismin nitelendiği bir sıfat tamlaması olmuş oldu. O yüzden de cevabım A oldu diyorum. Peki, böyle değişik tarzı bir soru çözelim istiyorum. Aa mesela güzel. Şimdi isim tamlamaları ile sıfat tamlamalarını böyle karşılaştıran bir soruyla birlikteyiz. Altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımından farklıdır diyor. Şimdi bu tarz tamlamaların, tamlamaların tür bakımından farklı olduğunu soruyorsa soru Soru sıfat tamlaması mı yoksa isim tamlaması mı diye bak. E kümele diyor. Bana cevabı bul diyor. Hadi bulalım. Nitelikli bir insan ifadesinde nasıl insan ve hangi insan sorularına cevap aranarak yani cevap verilerek şurası isim, burası sıfat unsurunu oluşturduğundan bir de sıfat tamlaması vardır diyorum. Yüreğinin penceresinden demiş. Şimdi neyin penceresi? Yüreğinin penceresi. Baktım şimdi Yüreğinin penceresi ifadesine. O zaman burası da neyin sorusuna cevap verdiği için isim tanıması oldu mu? Oldu. Peki, yardıma ihtiyaç duyduğu en güç günlerinde ne günleri? Güç günleri. Bakın, o zaman burası da bir isim tanıması oluşturdu mu? Oluşturdu. En çok güvendiği kişileri... Hmm, Hmm, nasıl kişiler? En çok güvendiği kişiler. E, o zaman burası da sıfat tamlaması oldu. Devam ediyorum. Kırgınlıkların tüm nedenini kendi aramayı yeledi. Hangi neden, tüm neden? E, o zaman burası da ne oldu? Sıfat tamlaması oldu. Peki bir yeri yanlış çözmüş olabilir miyiz? Hadi bakalım tekrardan şimdi. 5 numara hangi neden, tüm neden? Belgisizlik yoluyla belirtti. Tamam burası belgisiz sıfat. Yani sıfat tamlaması. Bu doğru bulmuşuz. Güvendiği kişileri... Hangi kişiler? güvendiği kişiler, nasıl kişiler, güvendiği kişiler. Tamam yine burayı da doğru bulmuşuz. E, burası da sıfat tamlaması. Peki yardıma ihtiyaç duyduğu en güç günlerinde. Onun günleri nasıl günleri güç? Hmm, burada yanlışlık yapmışız. Neden? Çünkü neyin günleri ya da ne günleri diye sormayacaktık. Çünkü bu onun günleri. Bakın şuradaki iyilik tamlayanı düşmüş isim tamlamasına aitmiş. Nasıl sorusuna cevap verdiği için güç sözcüğü günlerin neyi oluyormuş sıfatı. O zaman burada bir ne varmış? Sıfat tamlaması varmış. O zaman bu da sıfat tamlaması ama farklı olan hangisiydi? Yüreğinin penceresi çünkü onun emindik. Neyin penceresi? Yüreğinin penceresi o isim tamlamasıydı. O zaman Sıfat tamlaması, sıfat tamlaması, sıfat tamlaması bulmuşken B'de isim tamlaması vurduk. Tür bakımından diğerlerinden farklı olmuş oldu diyoruz. Peki bu tarz soruları da çözdük. Ee, başka ne yapalım? Bir de şu soruyu çözelim. Ondan sonra sıfat ve tamlama konusunda bitirmiş olalım. Demiş ki parçada geçen aşağıdaki sözlerden hangisi bir sıfat tamlamasında yer almamıştır? Şimdi çok güzel bir soru. Şimdi bir sözcüğü sıfat tamlamasında yer alabilmesi her ikisiyle de mümkündür. Yani ya isim unsurunda olacak ya da sıfat unsurunda olacak. Yani ne diyor? Yer almamıştır. Yani şunlardan hangisi hiçbir şekilde bir sıfatın sıfat tamlamasında ne sıfat ne de isimdir. Ona bakacağız şimdi. Düşünce ve sanat adamları sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırırlar demiş. Şimdi bakıyorum. Ne adamları sanat, ne adamları düşünce. Şimdi ben isme sorup ne sorusunu sorup cevap aldıysam neye ulaşırdı? Belirtisiz isim tamlamasına ulaşırdım. O zaman sanat sözcü bir sıfat tanımlamasının içinde yer almamış. Neyin içerisinde yer almış diyorum. Belirtisiz bir isim tanımlamasının içinde yer almış. O yüzden cevap bu oldu. Ama biz yine de diğerlerini görmek açısından konuşacağız. Bu işi dile yenilikler getirmekten çok onu bükmek, olanaklarını çoğaltmak, gücünü artırmak yoluyla yaparlar demiş. Bu işi hangi iş bu iş bakın bir sıfat tanıması oldu ve altı çizili sözcük sıfatta yer aldı. Demek ki gitti. Yeni sözcükler getirmezler. Nasıl sözcük? Yeni sözcük. Buyurun yine altı çizili olan kısım sıfatta yer aldı. Devam ediyorum. Şuradan okuyalım. Onlara alışılmamış bir çeşni verirler. Hangi çeşni? Bir çeşni. Buyurun bakın burası isim burası sıfat oldu. Demek ki sıfatta yer aldı. Ama bunu da dört bir yanı düşünerek kaç yan? Dört bir yan. Buyurun burada da yine sıfatta yer aldı diyoruz. Biz zaten cevabı A olarak bulmuştuk. Sıfat ve sıfat tamlamaları da bitti. Sonraki videoda görüşürüz.